Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş mevsimlik Eto şal modeli anlatacağım. Ören Hanım sayfamda üçgen şal olarak paylaşmıştım. Eto şal olarak da paylaşmam çok istendi. Onu da bu kanalımda paylaşacağım inşallah. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hem kolay hem çabuk ilerliyor. Tam mevsimine uygun arkadaşlar. Yani mevsimlik bir model. İp olarak orta kalınlıkta örgü ipi kullanacağım. Şiş olarak da 4 numara şişle öreceğim. Kalın şişlerle örerseniz daha hoş durur arkadaşlar modelimiz. Evet, modelimizden bahsedeyim. Modelimiz 2 ilmek ve katları artı 2 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor arkadaşlar. Bir de tek sıradan oluşuyor arkadaşlar. Sadece tek sıra hem kolay hem güzel hem gösterişli. Evet, ipimi kenara aldım. Hazırsanız şöyle hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Şişimize 20 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, 20'yi tamamlayalım. Evet, şişime 20 tane ilmek attım arkadaşlar. İlk ilmeklerinizi atarken isterseniz kalın, bir tık kalın şiş kullanın ya da elinizi geniş tutun. Evet, şimdi ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Her iki yönden de düz öreceğiz. İlk ilmeğimi düz ördüm, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde ilerliyor. Bir doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, az kaldı. Onları da öreyim. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıranın sonunda son iki ilmeğin ikisini bir ördükten sonra artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Yoksa ilmek sayısında fazlalaşma olur. İki ilmeğin ikisini bir ördükten sonra son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Öncesinde bir doluyorum. Mutlaka sıranın girişinde bir doluyorum. Karşında ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek var. Ördüğüm ilmek önce olacak. Artırdığım ilmek sonra olacak. Bu ikisini bir örüyorum. Böyle denk gelecek arkadaşlar. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Öncesinde doladım, ördüm ve artırdığım ilmek ikisini bir örüyorum. Evet, bu şekilde ilerliyor modelimiz. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Ördüğümüz ilmek ve artırdığım ilmek ikisini bir örüyoruz. Artırdığımız ilmek önde olmayacak, ördüğümüz ilmek önde olacak. Evet, bir doladım, iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım, iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bu şekilde sıranın sonuna geldim. Bakın, son iki ilmeğin ikisini bir ördüm ve artırma yapmıyorum. Sıranın sonunda artırma yapmıyoruz. Son kenar ilmeğimiz de düz olarak örüyoruz. Evet, desenimiz de biraz ilerledikçe çıkacak arkadaşlar. Çevirdim. Yine aynı işlemi yapacağım. Ne yapıyorduk? İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İlk kenar ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek var karşımda. İkisini bir örüyorum. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bu kadar kolay ve çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bayan yeliklerinde ara desen olarak yapıyoruz, dikkat ettiyseniz. O model arkadaşlar. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek ikisini bir ördüm. Sıranın sonunda olduğum için
Son kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet, desenim yavaşça açığa çıkıyor. Tekrar göstereceğim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ içime aldım. Öncesinde bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, bu şekilde her iki yönden de aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Sadece püf noktası ördüğümüz ilmek, önde artırdığımız ilmek arkada olacak. İkisini bir örüyoruz. Başlarken artırmayla, kenar ilmekten sonra artırmayla başlıyoruz. Bitirirken de en son eksiltme yaptım. İkisini bir ördüm ve son kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın bu şekilde. Size diğer büyük parçada ördüm, onu göstereyim. Evet, bakın. Çok hoş, çok güzel. Üzerine işleme de yapabilirsiniz. Gül örüp üzerine dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yere sereyim, belki daha güzel durur. Şöyle. Işıktan dolayı kendini belli etmiyor ama çok hoş. İki tarafı da aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki taraftan da aynı şekilde ördüğü için iki tarafı da aynı. Ilık ütü yapabilirsiniz. Model daha net olur. Böyle şöyle ipin üzerine koyayım olmazsa. Şöyle bakın, böyle daha gösterdi kendisini. Böyle, inşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Videolarım daha çok kişiye ulaşmasına sebep olursunuz. Bu da benim için önemli arkadaşlar. Emek veriyorum. Karşında da sadece bunu istiyorum sizden. Böyle, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.